Size geri dönüşüm hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi öğretmenlerimiz her zaman şunu söylüyor. Çevremizi temiz tutalım. Peki çocuklar, çevre nedir? Doğayı ve okulumuzu. Doğayı ve okulumuzu. Yani çevre deyince aklımıza ne geliyor bizim? Binalar, okulumuzu. Binalar diyelim, binaların etrafı diyelim. Ağaçlar. Ağaçların bulunduğu yerler. Hepsi birer çevredir. Ama çevremizi temiz tutalım dediğimiz zaman bir, şehrimiz aklımıza gelecek. İki, dünyamız aklımıza gelecek. Kullandıktan sonra işimize yaramayan her şeyi çöpledik. Yani biz her gün boşalan, kırılan, eski, yani biz bir şeyler istemiyorsak biz bunu ne yapıyoruz? Çöp atıyoruz. Çevremizi temiz tutmak için her şeyi çöpe atıyorsunuz. Belediye çöp araçları geliyor ve bunları bu alanlara götürüyor. Çöpe atmayı ne yapacağız? Geri dönüşüm ne atacağız? Evet. Geri dönüşüm nedir? Çöpe attığımız bazı atıklar yeni şeylere dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir. Buna geri dönüşüm denir. Peki çocuklar, neleri çöpe atmayacağız, neleri geri dönüşüm atacağız? Hangi atıklar geri dönüştürülebilir? Bir plastik diyelim. Metal. Evet, cam. Evet çocuklar. Kağıt, plastik, cam ve metal atıklarını kesinlikle çöpe atmıyoruz. Bir pet şişe, suyu içtik, şişe bir işimize yaramıyor. Biz bunu çöpe atarsak sadece çevreyi doğaya kirletmiş oluyoruz. Ama geri dönüşüm atarsak uyku dolabı, deniz şortu, deniz topu, sandalye, mont hep ihtiyacımız olan şeye dönüşecektir. Yeter ki bunu geri dönüşüme atalım.